Herkese merhaba ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size yine pamuk gibi nefis bir kıymalı poğaça tarifim var ve geçiyoruz malzemelerimize. İlk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. İç malzemesi için 400 gram kadar kıymam var. Ben yağsız kıyma kullandım. 4 adet büyük soğanım var. 2 diş sarımsak, yarım bağ maydanoz, tuz, karabiber. Siz arzu ettiğiniz daha değişik baharatları da kullanabilirsiniz. Önce soğanları, sarımsakları küçük küçük doğuruyorum ve sıvı yağın içerisinde kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra kıymasını ilave ediyorum ve kıy kıyma suyunu çekene kadar kavuruyorum. Sonra tuzunu ve baharatlarını ekleyip en sona maydanozunu ilave ediyorum. Ocağımın altını kapatıyorum ve iç malzemesini soğumaya bırakıyorum. Ben de bu arada hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için 2 su bardağı ılık sütüm var. 1 adet yumurta, 125 gram kadar yumuşak tereyağı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet yaş maya, 1 tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar da un. Ben tahminen 750 gram un kullandım. Bu undan una değişebileceği için siz göz kararı ayarlarsınız. Un ve tuz hariç malzemelerin hepsini önce yoğurma kabının içerisine alıp bir çırpma teliyle çırpıyorum ve yavaş yavaş un, tuz ilave edip hamurumu hazırlıyorum. Pürüzsüz bir hamur hazırlıyoruz. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra üzerine bir mutfak beziyle kapatıyorum ve sıcak bir ortamda en az bir saat mayalanmaya bırakıyorum. Ben sürekli bir, bir buçuk saat kadar mutlaka mayalandırırım. Hamur daha güzel kabarıyor ve gördüğünüz gibi hamurum da çok güzel oldu. Şimdi hamurumdan bezeler hazırlıyorum. Bezelerinizin büyüklüğü size kalmış. Benim bezelerim e, limon büyüklüğündeydi. Size vermiş olduğum bu malzemelerden tepsinizin büyüklüğüne göre bir veya da iki tepsi börek çıkartabilirsiniz. Şimdi bezelerimi elimle böyle hafif bastırıyorum oval açıyorum. Bir tarafına soğumuş olan kıymalı iç malzemesinden koyup kenarlarını kapatıyorum ve rulo halinde sarıyorum. Bu işlemi bütün bezelerime uyguluyorum ve tam kapatmış olduğum kısım alt tarafa gelecek şekilde e, poçalarımı tepsiye alıyorum. Tepside 10-15 dakika mayalandırdıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine ben bir tatlı kaşığı kadar da toz şeker ilave etmiştim. üzerlerine bolca susam ve çörek otu serptikten sonra ben biraz da e, kuru kekik ve e, pul biberi de serptim. Bu kekik ve pul biberinden dolayı inanın o kadar nefis olmuşlardı ki bunu mutlaka ve mutlaka deneyin diyorum. Poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet poğaçalarımı fırından çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Pamuk gibi yumuşacık olmuştu ve kıymalı iç malzemesi de çok güzel yakışmıştı. Evet benden bugünlük de bu kadar. Şimdi size bir tanesinin ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum ve içini göstermek istiyorum. Umarım bu tarif de hoşunuza gitmiştir. Mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.